Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kulübün maddi yapısından dolayı böyle çok erken transfer beklemiyorum ben. Yani mesela Gezal transferi bayağı bir transfer döneminin sonuna kalabilir. Bu Avrupa Şampiyonası da mesela tabii belirleyici da, oluyor. O da belirleyici olacak. Ama benim aldığım bilgi 6 ya da belki de 7 oyuncu birden alınabilir. Şimdi Gezal gidiyor mu? Çünkü bu çok önemli. Gezal kalıyor mu? Alabilme ihtimali var mı? Var, alabilme ihtimali kaç var. Kaç para bir pazarlık var mı? Orada piyasanın ne olacağını Beşiktaş bekliyor. Yani diğer takımlar ne teklif edecek Leicester'a? Buradaki en büyük avantaj Gezal. Çok istiyor burayı. Kendisi evet. Öyle yani çok fazla kalmak istiyor. Öyle. En büyük avantajı olacak Beşiktaş'ın. Ama onun dışında 6 ya da 7 oyuncu alacak gibi gözüküyor. Bu da çok normal çünkü giden oyuncular da var. Laiş'in gitmesini istiyor. Laiş satmak istiyor Beşiktaş. Stoper en az 2 tane. Stoper alacak Beşiktaş. İspanyol gitti. En az 2 tane evet. Değil mi? İspanyol gitti. En az 2 tane stoper alacak. Rozier'i işte zaten almak istiyorlar. Hani bu da bilinen bir Mert şey. Mert Günok'u duydum. Fırat doğru mu Mert Günok? Herhalde Ersin'in durumuna bağlı. Ersin giderse Mert Günok için bayağı bir temas var. Ama Ersin gitmezse bozmayacaklar Ersin Utku'yu. Yani şey gibi düşünmeyin. Ersin kalacak ama o geçen sene Ersin'i yedekleyecek tecrübeli kaleci alalım düşüncesi artık kalmamış durumda. Evet. Ersin çünkü artık şampiyon bir kaleci. Kötü de performans sergilemedi. Utku da çok iyi kaleci. Ben Utku'yu çok beğeniyorum. Aldı. Utku da çok iyi kaleci. Utku'yu çok beğeniyorum. Evet, o yüzden de Ersin giderse eğer evet bir kaleci hamlesi olacak ama onun dışında olmayacak. Larin de gidebilir ama çok o beklenen teklif henüz gelebilmiş değil. Yani Beşiktaş iyi bir rakam olmadıktan sonra Larin Beşiktaş de satmaz. Beşiktaş herhalde 10 milyon euronun üstüne bir para mı düşünüyor? Düşünüyor. Tabii isimler var. Alex Teixeira. Evet. Mitrovic diyecektim bir de. Yok. Teixeira çünkü çok fazla gündeme geldi. Çok fazla konuşuluyor. Hani dedik ya hem Sergen Yalçın'ın hem de yönetimin onayladığı isimlerdi. İşte onlardan bir tanesi. Yani Sergen çok hareketli, Yalçın'ın çok iyi oyuncu. Alın evet. dediği oyunculardan bir tanesi. Şimdi Beşiktaş Mitrovic'i de istiyor. Evet. Alexander Mitrovic'i. Teixeira'nın gol sayısı Mitrovic'den fazla. Evet. Ortası almasına rağmen. Ya yani biraz hafif ikinci forvet Alex gibi, Talisca gibi hücuma çok ciddi, skora çok ciddi katkı yapabilen bir oyuncu. Bence alırsa çok büyük iş. Yani tereddütsüz. Mitrovic hani, tam bir 9 numara. Bazen ikisi için de söylüyorum. Yani Teixeira ve Mitrovic ikisinin de ben çok önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ve iyi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Teixeira sürprize açık bir oyuncu değil bence. Yani gelirse eğer Beşiktaş bunu başarırsa, ki kolay transfer değil ama başarırsa ben Beşiktaş'a mutlaka iş yapacağını düşünüyorum. Mitrovic var, Diego Costa çok konuşuluyor. Evet. Tabii Diego Costa'nın sakatlık durumuna biraz bakmak 2-3 sezon lazım. Önce... Tabii Mitrovic'in ücreti 4 milyon euro civarında istediği rakam. O yüzden de onu bir Beşiktaş'a indirmeye çalışıyor. Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ'dan heyecanlandıran Alex Teixeira açıklaması. Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde olan ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğlu'nun görüştüğü ünlü futbolcu Alex Teixeira, siyah beyaz takımı yıldızı Josef de Souza ile birlikte Instagram'dan fotoğraf yayınlamıştı. Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, scout ekibiyle uzun süredir takip ettikleri bu oyuncunun Josef'in yakın arkadaşı olmasının büyük avantajı olduğunu belirterek, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık dedi. Shakhtar Donetsk'ten 50 milyon euro gibi astronomik bir bedelle Çin Ligi takımlarından Saning'i yolunu 31 yaşındaki futbolcu 10 numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Gezal'ın menajerinden flash itiraf. Geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve çıktı 31 lig maçında 8 kere rakip feleleri havalandırıp 17 gol pası veren Raşit Gezal'ın bonservisi henüz alınmadı. Aradan geçen süre zarfında Cezayirli oyuncunun temsilcisinin Beşiktaş yönetimiyle görüştüğü öğrenilirken şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı. Farklı ülkelerden teklifler var ancak size asıl söylemek istediğimiz Türkiye'den de kulüpler oyuncunun durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp aracılığıyla resmi teklif gelmedi. Ancak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Biz herkesi bonservis konusu için İngiliz kulübüne yönlendiriyoruz. Gezal, Beşiktaş ile devam etmek istiyor dedi.
29 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin bu sözleri sonrasında Beşiktaş yönetiminin yeniden devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Gezal'ın takımı Leicester City yeniden kiralama önerisini reddetti. İngiliz ekibinin satış teklifi dışında hiçbir teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. Kara Kartal ise şimdi Cezayirli Yıldız'ı kadrosuna katabilmek için çözüm arayışını sürdürüyor. Cezayirli futbolcu daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Fanatiğin haberine göre Raşit Gezal'ın uzun bir süredir siyah beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi. Beşiktaş'ta rota yeniden Hulk, menajeriyle temaslara başlandı. Listesindeki isimlerin üzerinde yoğunlaşan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda önce ligi golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk tekrar Beşiktaş'ın radarına girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temas kuracak. Atletico Mineiro'da yarım sezonda 23 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda başarılı ismi Kartal yapmayı istiyor. Brezilya Serie A temsilcisine bonservis elinde olarak transfer olan dünya ünlü yıldızdan sözleşmesini feshetmesini isteyecek olan yönetim, burada da imza parası formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılmaya istekli olmasına rağmen limit sorununa takılan Hulk'un siyah beyazların ilgisine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki Santos Borre için Beşiktaş devreye girdi. Santrafor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş da listedeki isimlerle temaslar hızlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah beyazlar yüksek maliyeti nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçti. Arayışlarına son sürat devam eden Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Santos Borre'nin peşine düştü. İtalyan muhabir Nicola Şiran'ın haberine göre Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan yıldız futbolcu 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Santos Borre'nin kulübü River Plate ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. João Mario için kulüple görüşmeler tıkandı. Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan João Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerini sürdürüyordu. Calcio Mercato'nun haberine göre Sporting Lisbon Inter müzakereleri tıkandı. Portekiz kulübü 3 milyon euroluk bonservis önerirken İtalyan temsilcisi 3 milyon euroyu kabul etmedi ve masadan kalktı. João Mario ve Beşiktaş ile beraber Nice ve Villarreal'de talip olmuş durumda.